İstanbul'un ve Türkiye'nin ilk tekstil okulu. Zeytinburnu Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 1937 yılında Mensucat Sanat Mektebi adıyla kurulan okulumuz, dünya standartlarında kaliteli tekstil eğitimini verebilmek adına uluslararası birçok proje ve çalışma faaliyetlerine katılım sağlamıştır. İki mesleki alan, 7 daldan oluşan okulumuz, tekstil alanında dünyadaki gelişme ve müşteri isteklerini yakından takip etmektedir. Tekstil teknolojisi alanı, ulusal ve uluslararası teknoloji atılımlarını yakından takip eden alanımız, iplik üretim teknolojisi, dokuma desinatörlüğü, endüstriyel yuvarlak örme, tekstil baskı ve desenciliği, tekstil boyacılığı olarak 5 dalda eğitim vermektedir. Tekstilin, iplikten desene kadar geçirdiği tüm aşamalarda eğitim veren alanımızda, öğrencilerimiz, kumaş üretiminin tüm yolculuğunu ayrıntılarıyla öğrenmekte, sektörde çalışmaya hazır hale gelmektedir. Tekstil teknolojisi alanı okulumuzdaki iki alandan bir tanesidir. 5 tane daldan oluşmaktadır. Bu dallarımızda yetişen öğrencilerimiz sanayinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yetişmiş eleman olarak sanayide çalışmaktadır. İplik olarak giren mamul, kumaş olarak bu bölümlerden çıkmaktadır. Bu aşamadaki bütün işlemler bu dallarımızda yapılmaktadır. Moda tasarım teknolojileri alanı. Sektörün bilimsel ve teknolojik gelişmelerini yakından takip eden alanımızda, kadın giyim modelistliği, hazır giyim model makinacılığı olarak iki dal bulunmaktadır. Alanımız, sektöre modelistler ve hazır giyim model makinacılığı yapan uzman kişiler yetiştirmektedir. Okulumuzda moda tasarım teknolojisi eğitimleri 10. sınıftan itibaren başlamaktadır. 10. sınıfta öğrencilerimize temel kalıp, temel dikim, temel giysi teknik çizimleri derslerini veriyoruz. 10. sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz ise 11. sınıftan itibaren uzmanlık alanlarına geçmektedirler. Okulumuzda modelistik ve hazır giyim model makinacılığı eğitimleri verilmektedir. Çevre şartlarından dolayı okulumuzda ağırlıklı olarak modelistik alanı seçilmektedir. Modelistik alanı seçen öğrencilerimize de dediğim gibi 11. sınıfta modelistik eğitimlerini tamamlıyorlar. Bu 11. sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz 12. sınıftan itibaren haftanın 3 günü işletme stajlarına gitmektedirler. Bu stajlarını dünyanın sayılı firmalarının üretildiği Türkiye'deki ünlü firmalarda yapmaktadırlar. Staj süresince öğrencilerimize asgari ücretin %30 olarak ücret ödenmektedir. 12. sınıf derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimize meslek liseleri diplomalarının yanı sıra iş yeri açma belgeleri de verilmektedir. Ben Necem Teke, Moda Tasarım bölümü 10G sınıfında okuyorum. Ben Şevval Karagöz, Moda Tasarım bölümünde 11G sınıfında okuyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Size ilk sorumuz olarak bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Hoş bulduk sevgili arkadaşlar.
Adil Nalbant 1959 yılında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğmuş. İlkokula Malatya'da başlamış. Bir yıl Malatya'da okuduktan sonra İstanbul'a gelmiş. Koca Mustafa Paşa İlkokulu'nu, Çapa Ortaokulu'nu, daha sonra İstanbul Tekstil Meslekçisi'ni bitirmiş bir abimiz. Okulumuzdan hangi yılda, hangi bölümden mezun oldunuz? 1974 yılında girdiğim İstanbul Tekstil Meslekçisi'nden 1977 yılında Boya Apre bölümünden mezun oldum. Tekstil Meslek Lisesi'ne size kattıkları nelerdi? Tekstil Meslek Lisesi, çok sevdiğim ve aile mesleğim olan tekstili çok daha genç yaşta doğru olarak öğrenmemi, kendimi çok daha iyi geliştirmemi, mesleğimde çok daha başarılı olmamı sağlamıştır. Sizi hayatta bir adım öne taşıyan şeylerin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi aslında beni değil de genel olarak baktığım zaman insanın hayata bir adım önde başlaması için gereken şeylerin samimiyet, dürüstlük ve çalışmak olduğunu düşünüyorum. Mesleki eğitimin ülkemizdeki önemi ve yeri hakkında neler düşünüyorsunuz? Ülkemizde yani tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmiş bir milletin can damarlarından biri olduğunu düşünüyorum. Tekstilin hayatımızdaki önemi ve yeri nedir? Rahmetli anneannemin bir sözü vardı. Evladım, bu meslek iki dünya sitiridir. Doğana kundak, ölene kefen olarak lazım. Mesleğinize hor bakmayın. Mesleğiniz peygamber mesleğidir, ölümsüz bir meslektir derdi. Biz de bu prensiplerle yine tekstili bir köşesinden, bir kıyısından, bir tarafına tutarak ailemizin mesleği olarak devam ettiriyoruz. Bundan da çok mutluyuz. İnsanlar bu okulu, tekstil eğitimini neden tercih etmelilerdir? Tekstil, insanın hayatı boyunca gerekli olan bir sektör, bir meslek. Ama daha önemlisi, şu anda havacılık ve savunma sektöründe tekstil elyafının yerini tutabilecek başka hiçbir malzeme yok. En son nesil uçakların %55'i tamamen tekstilden yapılıyor. O yüzden batılı hiçbir zaman tekstili bırakmıyor ama ucuz tekstili, basic tekstil dediğimiz ücretleri ve maliyetlerin düşük olduğu ülkelerde yapılabilecek tekstilden vazgeçerek daha nitelikli, daha katma değeri yüksek, daha teknolojik tekstiller üretiyorlar. Bizim de mevcut ülkemizde tekstil altyapımızla, tekstil birikimimizle bu yönde doğru adımlar atmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim.